Evet değerli takipçiler, eğitim Hane olarak hepinize merhabalar diyoruz. E, 2021 LGS Nisan ayının örnek matematik sorularının çözümlerine bir başlayacağız. Bir hatırlatmada da bulunmak istiyoruz. Örnek matematik sorularının geçen ayların çözümlerinizde kanalımızda çözdük. Bunları da izleyebilirsiniz. Şimdi ilk soruya bakalım. Birkaç sorumuz bizi uğraştıracak. Bayağı e, uğraştırıcı, kalavi sorular var e, şimdiden söylemesi. İlk soruya bir bakalım. Diyor ki, bir görselimiz var. 1 litre yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor. Necla Hanım lokantasında kullanılan bitkisel yağlardan çıkan atık yağları toplayarak geri dönüşme göndermektedir. Daire grafiğinde Necla Hanım'ın lokantasında bulunan e, bitkisel yağ miktarlarının günlere dağılımı, sütün grafiğinde ise bu yağlardan çıkan atık yağ yüzdelerinin günlere göre dağılımı gösterilmiştir. Şimdi zaten daire grafiğini inceleyecek olursanız burada e, bize şunları vermiş. Pazartesi çarşama 90 derece diğer 3 gün 60 derece olarak vermiş. Zaten yan tarafta da yüzdeler var. Şu anda onu kullanmayacağız. Bir bakalım sorunun soru köküne. Necla Hanım dokantasında pazartesi günü atık yağ miktarı 27 litre olduğuna göre 5 gün boyunca toplanan atık yağlarla kaç litre suyun kirlenmesi önlenir onu soruyor bize. Şimdi arkadaşlar şu çözümü yapmadan önce şurayı bir silelim. Şöyle çünkü bize burası lazım. Şu anda görselde çok yer yok çözüm için. Şimdi pazartesi 27 litreydi. Bu 27 litre arkadaşlar 27 litre 90 dereceye karşılık 27 litreymiş. Bu 90'ın %20'sini bulalım. Yani açımız 90'dı. Bunun %20'sini şöyle buluyoruz. 90'ı 20 bölü yüzde çarpıyoruz, şu sıfırlar gitti, 18 oldu. Şimdi buna da 18x diyelim, çünkü 18'in katları 27'ymiş. Her tarafı 9'a böldük, buradan 2x eşittir 3, x eşittir 3 bölü 2 oldu. Şimdi bizim 90 derecelik açımız vardı, bu 90'a karşılık 90x olarak kabul ediyoruz. 90'ı 3 bölü 2 ile çarpalım, şöyle sadeleştirelim, 45 kere 3, 135. O zaman 90 dereceye karşılık 135 litrelik bir yağımız varmış burada. Devam edelim. Çarşamba da 90 derece olduğu için buraya da 135 derece yazalım. 135 litre yazalım. Şimdi 90'a karşı 135 ise 60'a karşı kaç litredir? Bir orantı kuralım. Onu da şöyle yapın. Ben size göstereyim. 90 derece karşı 135 litre ise 60 dereceye karşılık kaç litre olur diye bir orantı kurup yaparsanız burası 90 litre çıkacak. O zaman 3 tane 60 derecemiz vardı. Her biri 90 ar litreyi gösteriyor. Şimdi devam edelim. Salı günü acaba kaç litre açık yağ çıkmış? Şöyle bakalım. %40 çıkmış değil mi salı günü? Salı günü 90 litreydi. Bu 90'ın %40'ını bulalım bu şekilde yapıyoruz az önce yapmıştık. 9 kere 4 36. O zaman salı günü 36 litre atık yağ çıkıyor. Çarşamba günü %10 135 litrenin %10'u bu da 13,5 litre yapar. Perşembe gününe gelelim. Perşembe de zaten salı günüyle aynı olduğu için yine burası da 36 litre olacak. Cuma gününe bakacak olursak burada 90 litrenin %20'sini bulacağız. Şimdi 90'ın %20'sini şurada bulmuştuk zaten tekrar bulmayalım. Bu da 18 litre olacak. Şimdi toplam atık yağ miktarımız. Şunların toplamını yaparsanız burası 130,5 litre e, atık yağ yapıyor. 1 litresi 1 milyon litre, litre suyu kirletiyordu. O zaman 130,5 1 milyonla yani 10 üzeri 6 ile çarpmamız gerekiyor. Bu virgül 2 basamak sola doğru kaydırırsanız 1,305 yazarız. Sola doğru kaydırdığımız için... Onun kuvvetinde 2 arttırıyoruz. 2 basamak kaydırdığımız için. O zaman 1,305 çarpı 10 üzeri 8. Yani cevabımız burada C şıkkı oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci soruya. İkinci soru arkadaşlar dikkat gerektiren bir soru. Hata yapmaya müsait bir soru. Diyor ki bir bilgisayar programı koordinat sisteminde bir noktayı her bir adımda Noktanın x eksenine uzaklığını diyor. x eksenine uzaklığını bir birim azaltarak tamam bir birim azaltarak. Y eksen olan uzaklığını iki birim arttıracak şekilde hareket ettirmektedir. Tamam. Diyor ki a eksi 2,7 noktası bu bilgisayar programı ile orijinden geçen ve eğimi eksi 1 bölü 2 olan doğru üzerine getirilmeye çalışılıyor. Buna göre... Bu program kullanılarak A noktası en az kaçıncı adımda ilk defa bu doğru üzerinde yer alır. Şimdi eğimi arkadaşlar eksi 1 bölü 2 olan doğrumuz ve orijinden geçen doğrumuz y eşittir eksi 1 bölü 2 x'tir. Burada işler dışarı çarpımı yaparsanız 2 y eşittir eksi x olacak. Eksiyi de karşıya atalım. Yani x eşittir eksi 2 y doğrumuzu bulduk. Şimdi aradığımız noktanın koordinatlarında ordinatın eksi 2 katı apsisi yani x'i verecek. Buna dikkat edelim. Şimdi x eksenine olan uzaklığı bu y demektir. Mesela şurada B noktası alalım. Bu B noktamızın koordinatları 1'e 3 olsun. Şimdi şurada şurası 1. Şöyle burası da 3 olur. Y eksenine olan uzaklık, x eksenine olan uzaklık, ee, ters ee, düşünün. X eksenine olan uzaklık ordinattır. Yani 3 olur. Bakın ikinci koordinatımız yani y oluyor. X, y eksenine olan uzaklık bir birim yani apsis olmuş oluyor burada. O zaman bizim a noktamız neydi? Eksi 2 7. X eksenine uzaklığın bir birim azaltarak tamam şuradan bir çıkarıyoruz. Y eksenine olan uzaklığını iki birim arttırmak istiyoruz. Bakın sayımız negatif. Negatif bir sayın yanına çıkarma işlemi yaparsanız yani 2 daha çıkarırsanız bunu mutlak değerini alıyoruz. Uzaklık mutlak değeri olarak yazılır. Bu da 4 birim olarak yazılacak. O zaman burada ters mantıkla düşünecek. Eğer sayı negatifse arttırmak istiyorsanız yanına negatif bir sayı koyacaksınız. Çünkü mutlak değerini alıyorsunuz. Ona göre düşünelim. O zaman buraya eksi 2 yazmak durumdayız. 2 birim arttıracak diyor. Siz buraya artı 2 yazarsanız yanlış bir sonuca gideceksiniz. Şimdi birinci arkadaşlar e, işlemi yapalım. Birinci işlemde 2 2 4 yaptı. 7 eksi 1 6 yaptı. Birinci e, arkadaşlar işlemi yaptık birinci adımı. Bu birinci adımda bakalım sağladı mı? 6'nın bakın şu durumu da sağlayacak. 6'nın eksi 2 katı eksi 12 eksi 4'e eşit olmadı. Tamam. İkinci adıma geçiyoruz. Yine eksi 4 eksi 2 eksi 6. 6 eksi 1 her zaman şu işlemi uyguluyoruz. 5 yapacak. Şimdi tekrar 5'in eksi 2 katı eksi 10 olur. Eksi 6'ya eşit olmadı. Devam edelim. Üçüncü adıma. Eksi 6 eksi 2 çıkardık. Eksi 8. 5'ten 1 çıkardık. 4. Evet. Şimdi oldu. Çünkü Eksi 2 ile çarparsanız şu 4'ü eksi 8'i verdiği için üçüncü adımda sağlamaktadır. Onun için cevabımız burada C şıkkı oluyor. Gelelim 3. soruya bir bakalım şöyle. 3. soru da bize ne yaptıracak? Evet arkadaşlar 3. soru buna da dikkat etmemiz lazım. Köklü ifadelerle ilgili bir sorumuz var. Güzel bir soru ama çok dikkat gerektiriyor. Şimdi bakalım soruya. Park sensörü park eden otomobilin etrafındaki engelleri algılayarak sürücüyü uyarmak için tasarlanmış yakınlık sensörleridir. Otomobil engele yaklaştıkça park sensörünün göstergesinde kırmızı renkli çizgiler belirmektedir. Aşağıda otomobilin engele olan uzaklıklarına göre park sensöründe beliren kırmızı çizgi sayısı verilmiştir. Şimdi diyor ki 25 ile 40 desimetre arasında ise bir çizgi 20, 10 ile 25 arasında ise 2 çizgi, 10 ve ondan küçük ise 3 çizgi almaktadır. Tamam devam ediyorum. Ne diyor? Arka kısmı da bu sensörler takılı olan bir otomobil. Park etmeye çalışırken duvarla arasındaki uzaklık şekil 1'deki gibi olduğu anda park sensörünün göstergesi şekil 2'deki gibi. Yani iki çizgi oluyor gördüğünüz gibi. Bu otomobil 10 kök 2 desimetre geriye doğru hareket edip durduğunda park sensörünün göstergesinde değişiklik olmuyor. Yani yine iki çizgi oluyor. Buna göre otomobil durduğunda otomobilin duvara olan uzaklığı desimetre cisminden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi şuraları bir temizleyelim. Sorumuzu okuduk çözüm için. Şurada çözüm yapmak istiyorum çünkü. Şuraları siliyorum artık benim işime yaramıyor. Evet şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Ee, bu sayı doğrusunda şurası 10 şurası da 25 olsun. Şimdi 10 kök 2 hangi sayıların arasında bu sayının karesini alıyoruz. 10'un karesi 100, 100 çarpı 2, 200. Şimdi hangi sayıların kareleri 200 arasındadır? Yani 200 hangi sayıların arasındadır? Şimdi 14'ün karesi 196, 15'in karesi 225. Yani 14 ile 15 arasında kök 10 kök 2 sayımız. Buna göre diyor otomobil durduğunda otomobil duvara olan uzaklığı desimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere otomobilin uzaklığı 10 desimetreden büyük olacak. Şimdi sayılar şıkların bir karesini alalım. Karesini aldık. 5 kök 2'nin karesi arkadaşlar 150 yapar. Alt kök 3'ün karesi 6 karesi 36 çarpı 3 108 karesini aldım arkadaşlar 36 çarpı 2 72 bunu da karesini aldım 44 yapacak şimdi 10 desimetre bunun karesini alırsak 100 bir kere 100'den büyük olmalı bunun için C ve D şıkları bir kere peşinen elendi bunlardan kurtuldum acaba A mı B mi? Ona bakalım. Şimdi kök 150 hangi sayıların arasında? Kök 150 arkadaşlar 12'nin karesi 144, 12'den büyük, 13'ten küçük. Şurası 12, burası 13 olsun. Şu da kök 5 kök 6. Şimdi benim arabam buradaydı. Bu kadar geriye doğru gittim. Mesafem şu kadar kalmış. Şimdi şu sayıların ikisinin toplamı toplam mesafemiz 25'ten küçük mü bakalım 12 ile 14'ü topladım burası bakıyoruz 26 oldu demek ki arkadaşlar 5 kök 6 olamaz 5 kök 6 olması için şuranın 25'ten büyük olması gerekiyordu. Bu A şıkkı da elendi. Şimdi B şıkkına bakalım. Kök 108. 108 arkadaşlar karesi 10 ile 11 arasında olan bir sayı. Şurası 6 kök 3, şurada rengini değiştirelim, öyle anlatalım. Şimdi 6 kökü çıktı, o zaman bakıyoruz, şurası 10, şurası 14, topladık, 24 yaptı. Tamam, bu kabul olabiliyor arkadaşlar, problem teşkil etmedi. Onun için cevabımız burada 5 olacak. Et gelelim dördüncü soruya yani diğer sorumuza. Bir olasılık sorumuz var. Bu bizi uğraştırmayacak. Bu kolay bir soru arkadaşlar. Çok uğraştırmıyor. Ne diyor? Bir sınıftaki öğrencilerin tamamı teknoloji tasarım dersinde her bir grupta eşit sayıda öğrenci ve en az iki kız öğrenci olacak şekilde iki gruba ayrılıyor. Bakın birinci grup bu da ikinci grup. Birinci grupta seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 3 bölü 4. O zaman buradaki kız sayısı 3x ise tüm sınıf 4x olacak. Ee, diyor ki seç, ikinci gruptan seçilen bir öğrencinin erkek öğrenci olma olasılığı 7 bölü 8. Biz erkeği silelim, kız olma olasılığını düşünün. 7 bölü 8 erkek ise kız 1 bölü 8 olur. Çünkü 8 bölü 8'den çıkarmamız lazım. O zaman buradaki kız sayımız e, x kullanmıyorum artık az önce x kullandım. Burada 1y ise tüm sınıf. 8Y olacak. Buna göre bu sınıfta en az kaç kız öğrenci vardır? Bakıyoruz bu sınıftaki toplam öğrenci sayıları birbirine eşittir. Yani 4x eşittir 8y olması gerekiyor. Demek ki bu bunun bakıyoruz 2 katı değil mi? 2 katı. O zaman şunları 2 ile genişletelim. Buradaki kız sayımız o zaman 2 ile çarptım. 6y olarak alın tüm sınıfımızı da 8y olarak aldık. Şimdi eşit dedik zaten iki tarafı da. Şimdi toplam kız sayımız bakıyoruz 6y birinci grupta y de ikinci grupta toplam 7y kız var. Kız öğrenci sayısı en az 2 diyor. O zaman y yerine 2 yazıyoruz. Yani 7 kere 2 cevap 14 olacak. Yani c şıkkı olmuş oluyor. Evet kolay demiştik çok uğraştırmadı bizi diğer sorular gibi. Şimdi gelelim 5. soruya. Şimdi bu 5. soruda da dikkat et, gerektiren bir soru arkadaşlar peşinen söyleyelim. Çok zor değil diğerleri gibi de değil. Bakalım dikdörtgen şeklindeki ön yüzü sarı arka yüzü mavi renkli olan kağıt şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt şekil 2'deki gibi A ile B köşeleri K noktasında çakışacak şekilde katlanıyor. Bakın şurada katlanmış. Şimdi tam ortada katlandığı için şurası da 2x artı 3 olacak. Onu yazalım. Çakışık ve EF dikdörtgen kısa kenarına paralel. Tamam. Şekil 3 e, 3'te ise B ve C köşeleri L noktasında çakışık GH doğrusunu oluşturuyor. GH uzun kenara paralel olacak şekilde katlanmış. Buna göre AG kaçtır diyor. Şimdi şurası x artı 5 ise şurası da x artı 5 olacak. x artı 5 yazalım şimdi o zaman bizim uzun kenarımız arkadaşlar bakın şu iki tane x artı 5 oldu yani 2x artı 10 oldu eşittir şu taraftan bakalım uzun kenarımızı katlanmıştı Burası böyle açtığınızı düşünün şurası da bu dikdörtgen kare oluşur burada arkadaşlar Burası da 2x artı 3 olacak şimdi o zaman şuradan bakarsak bizim uzun kenarımız 6x artı 3 ile 2x artı 3'ü toplarsak burası 8x artı 6 oluyor. Buradan 6x eşittir 4 buluruz. x buradan 4 bölü 6 sadeleştirirseniz 2 bölü 3 çıkacak. AG uzunluğunu soruyor. AG neresiydi bir bakalım. G noktamız. Ha şurası. AG burayı soruyor. Onu bulacağız. Şimdi burada da şunu düşüneceksiniz arkadaşlar. Şimdi bizim kısa kenarımız şuradan bakarsanız şuradan bakarsanız kısa kenarımız 2x artı 3 2x artı 3 yani 4x artı 6 oluyor. Bundan şunun açık halini düşünün şurasını x artı 5 oldu burası kısa kenarın x artı 5'ini çıkarıyoruz. Eksi x eksi 5 yapacaksınız tabi çıkardığımız için eksi 5 olacak. Burası 3x artı 5 olur x yerine de 2 bölü 3 bulmuştuk. Yani 3 çarpı 2 bölü 3 artı 5. 3'ler gitti. 2, 5 daha. 7 olmuş. Ha, düzeltiyorum. Alttan 5 çıktı. Şurası 1. Şurası 1. Ben de şaşırdım bir anda. 2, 1 daha. 3 olacak arkadaşlar. Burada cevabımız onun için B şıkkı oluyor. Şimdi gelelim 6. soruya. Evet altıncı sorudayız. Bu da arkadaşlar e, kolay bir soru. Çok uğraşmayacağız bunda da. Şimdi bakalım soruya. Kare şeklindeki aynanın üzerinde birbiri ile eş 4 tane daire şeklinde spot aydınlatma lambası takılmıştır. Her birinin her bir lambanın yarıçapı x bölü 2 santimetredir. Ve belirtilen noktalarda aynanın kenarlarına değmektedir. Tamam yani teğet olmaktadır. Aynanın alanı 9x kare artı 30x artı 25 santimetre kare olduğuna göre artışık iki spot lamba arasındaki uzaklık santimetre cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadeleri hangisiyle gösterilir? Yani şu kırmızı çizgiyi soruyor. Şimdi bizim yarıçapımız çapımız x bölü 2 idi, x bölü 2 idi şuralar. x bölü 2 x bölü 2 şurada da aynısı var. Şöyle x bölü 2, x bölü 2 e, 4 tane x bölü 2 oldu şu uzunluklarımız. 4 çarpı x bölü 2 dairelerin çapları olacak. Çarptık arkadaşlar. 2x olacak. Şimdi bu dairenin bu dikdörtgenin arkadaşlar pardon karenin alanı 9x kare artı 20, 30x artı 25'ti. Bu da 3x artı 5'in parantez karesidir. O zaman bizim bir kenarımız 3x artı 5. Bu 3x artı 5'ten 2x'i çıkarırsak şu mesafeyi bulmuş olacağız. 2x'i çıkarırsak x artı 5 kalacak. Onun için cevabımız burada a şıkkı oluyor dediğimiz gibi kolay bir soruydu bu. Şimdi gelelim 7. soruya. Burada da fazla bir zorluk yok ama dikkat et gerektiren bir soru tabii ki. Aşağıda x'i yazı yaylarının ucuna asılan cisimlerin kütlelerine göre yayların uzama miktarları arasındaki ilişkiyi gösteren grafikler verilmiştir. Peki. X yayın uzaması e, ve asılan kütleye göre her birinin e, grafiği verilmiş grafiği görüyorsunuzdur zaten. Bir soru köküne geçelim. X, Y Z yaylarında sırasıyla kök 15 kilogram, şurası kök 15 kilogram asılıyor buna. Y yayına kök 5 kilogram, Z yayına kök 63 kilogram. E, yaylar cisimler asılıyor. Sonrasında yayların uzama miktarlarının santimetre cinsinden yaklaşık bakın yaklaşık tam sayı değerleri hesaplanıyor. Buna göre hesaplanan uzama miktarlarının toplamı kaç santimetredir? Şimdi kök 15'in karesini alırsak bu arkadaşlar 15 yapıyor. Burada da 4'ün karesini alırsak 16 yapıyor. Şimdi kök 15 16'ya çok yakın. Yani 4'e çok yakın bir sayı olduğu için buradan 2 cm. Yaklaşık olarak 2 cm gelir birincisinde. Şimdi y yayına bakalım. Kök 5'in karesi 5 yapar. 2'nin karesi de 4 yapar. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi 2'ye yakın. Buradan da bir 2 gelir yaklaşık olarak. Devam edelim şimdi kök 63 karesini alırsak 63 yapacak. Bu da 8'in karesini alırsak 64 yapacak. Yaklaşık olarak bu da bu da 12'ye yakın bir sayı. Buradan da bir 12 gelsin. O zaman buradan 2 geldi. Buradan 2 geldi. Buradan da 16 geldi. Yaklaşık olarak tabii bunlar. Toplarsak bu da 16 santimetre yapmaktadır. Evet gelelim 7. soruya. Bakalım 7. soruda evet bize ne soruluyor? Şimdi ilk 3 sorudan sonra bunlar çok uğraştırmıyor. İlk üç soru biraz uğraştırıcıydı açıkçası. Gelelim 8. soruya. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Çatıların eğimi iklim bölgelerine göre farklılık göstermektir. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde çatı eğimi ağır kar yükünü azaltacak şekilde %40 en fazla %45 olmalıdır. Yani en az %40 en çok %45 olacak şekilde yapılıyormuş. Şekil 1'de kar yağışlı bir bölgede yapılacak bir evin çatısının çizimi gösterilmiştir. Bu çizime göre yapılacak olan çatının eğiminin belirtilen aralıkta olması için çatının yüksekliğin santimetre cins, metre cinsinden alabileceği değerleri gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar dikkatli okumaya çalışıyoruz ama biraz da çok zamanınız gitmesin diye acele ediyoruz. Bazen kelimeleri yutabiliyoruz onun için. Şimdi bu e, arkadaşlar taban iki eşit parçaya bölündüğü için şurası 16 olacak. Yüksekliğimiz de burada haş. Şimdi %40 eğime göre düşünelim. %40 eğim demek arkadaşlar 40 bölü 100 demektir. Eşittir. Eğim şöyle bulunur. Dikey uzaklığın yatay uzunluğa bölümü yani h bölü 16 yapacaksınız. Şimdi burada işler dışlar yapalım 100 haş eşittir 16 kere şu sıfırlarda gitsin Hatta 10 haş değil 10 h yapalım burayı 16 kere 4 64 Haş eşittir 64 bölü 10 yani 6,4 oluyor Şimdi 6,4'ten büyük olacak %45 eğim'e göre bir de hesaplayalım 45 bölü 100 yazalım eşittir Haş bölü yine 16 yapıyoruz Şey değişmiyor yatay uzunluk çünkü Burada da şöyle 5'e bölelim. 5'e böl. Burası 9. Burası 20. İşler işler yaptık. Buradan 20H eşittir. 9 kere 16 144. H eşittir. 144 bölü 20. Bunları 2'ye bölersek 72 bölü 10. Yani 7 oluyor. 7,2'den 2'den büyük. 6 virgül büyük olacak. Onun için cevabımız burada arkadaşlar. C şıkkı oluyor. Şimdi en az yüzde 40, en fazla yüzde 45 dediği için bu şekilde bir çözüm yapmış olduk. Gelelim dokuzuncu soruya. Evet arkadaşlar dokuzuncu sorudayız. Dokuzuncu soruya bakacak olursak üstü ifadelerle ilgili iki tane kural bize hatırlatmış. Tabanlar eşit ise çarpılırken üstler toplanır tabanlar eşit iken bölmede üstler çıkarılır şeklinde iki kuralımız var. Şimdi soruya geçelim. Başak ve Esra bir mama firmasının sokakta yaşayan köpeklere mama bağışında bulunmak için düzenlediği yürüyüş etkinliğine katılmıştır. Bu mama firması etkinliğe katılıp 6000'den fazla adım atan, at, atanların adına her 25 kare 25'in karesi adım için bir mama paketi 6000'den az adım atarsa 6000'den fazla adım atanlara da her bir 5 3 adım için bir mama paketi bağışı yapmıştır. Bu etkinlikte Esra 5000 adım atmış. Esra'nın adım sayısını biliyoruz. Başak ise 6000'den fazla adım atmış. Tamam. Ne diyor? Buna göre bu mama firmasının Başak Başan adına bağış yaptım ama paketi sayısı Esra'nın adına bağış yaptım ama paketi sayısının 10 katı olduğuna göre Başak'ın attığı adım sayısı en az kaçtır diyor. Bakın şöyle yaklaşacaksınız. Nasıl çözeceğinizi ben size söyleyeyim. Şimdi Başak x tane adım atsın. E, 6000'den fazla adım attığı için 5 üzeri 3'e böleceğiz aldığı mayman paketi sayısını bulmak için. Çünkü her 5 üzeri 3 adımda bir paket alıyor. Eşittir. 10 çarpı Esra'nın 10 katıydı. Onun için 10 çarpı diyoruz. Esra 5000 adım atmış. Bunu 25'in karesine bölmek durumundayız arkadaşlar. Peki burada nasıl işlemler yapalım bakalım. Bakın 25'in karesi 25'i sadeleştirdim 25 kaldı. 50'yi 25'e böldüm 2. Devam edelim. Ee, şöyle devam edelim. Belki burası karışık olur. Şöyle bir düzenleyelim. Şurası 10 oldu pay. Bir de ne kaldı? 200 kaldı. Bölü 25 yapacağız. Şimdi 25'e bölüyorum 200'ü. 25'te 2, 200 de 25, 8 kere var. Devam edelim. x bölü 5 üzeri 3 eşittir. Burası onu da çarpanlarına ayıralım. 5 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 3 yapalım. İşler dışarı yaptık. x eşittir. 5 üzeri 3 çarpı 5 çarpı. Bakın 2 üzeri 2, 3 ile 2 üzeri 1'i çarparsanız 2 üzeri 4 olur. Burası ise 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 olacak. Çünkü 5 üzeri 3 ile 5'i çarparsanız 5 üzeri 4 olur. O zaman e, başağın adım sayısı 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 olmuş olacak. Şimdi gelelim 9. soruya. Evet arkadaşlar geldik son soruya. Son soruyu da çözelim. güzel bir soru. Soru gerçekten beğendim. Soruya bakacak olursak Eda Beren'in elinde biri diğerinden 5 cm daha uzun iki çubuk vardır. Şimdi çubukların birinin boyuna x diyorum, öbürü de x 5 olur. Kısa olan çubuk 20 eşit bölmeye, uzun olan çubuk 30 eşit bölmeye sahiptir. Eda elindeki kalemin boyunu bu iki çubuktaki bölmeler yardımıyla bulmak istiyor. Kalemin boyunu şekil 1'deki gibi kısa çubukla ölçtüğünde 6. 6 bölmeye, şekil 2'deki bir gibi uzun çubukla ölçtüğünde ise 8 bölmeye karşılık geldiğini görüyor. Buna göre Eda Beren'in elindeki kalemin boyu kaç santimetredir? Şimdi birinci şekildeki birinci çubuğu arkadaşlar 20'ye böldüğümüz için her bir bölme x bölü 20 olacak. İkinci çubuğu arkadaşlar boyumuz x artı 5'ti. 30'a böldüğümüz için her bir bölme x artı e, 30 olacak. Birinci durumda kalem 6. bölmeye kadar geldiği için o zaman kalemin boyu her bir bölme x bölü 20 idi. 6 ile çarpmamız lazım. Burada da tabii ki 8. bölmeye kadar geldiği için 8 e çarpmamız lazım. Bu iki denklem birbirine eşit olmalı. Şimdi karşılıklı paydadaki sıfırları silelim. Şimdi şunu şunla sadeleştirelim. Burada 3 kaldı. Şunu da arkadaşlar başka bir sadeleştirme olmuyor. Devam edeyim. Buradan 3x eşittir. Şurada şunu 8 ile çarpalım. Yani 8'i dağıtıyorum. 8x artı 8 kere 5 40 bölü 3. İşler dışarı yaptık. Buradan arkadaşlar 9x eşittir 8x artı 40. Buradan x eşittir 40 çıkıyor. Demek ki çubuğun boyu 40. Anladınız mı? Çubuğun boyu 40. getirelim. Çubuğun boyu şey kalemin boyunu soruyordu. Şuradaki denklemden bulabiliriz. Yani 6 çarpı 40 bölü 20. 40 bölü 22 olacak. 6 kere 2 12 olmuş olur. Yani cevabımız burada C şıkkı olmuş oluyor. Arkadaşlar sorularını çözümleri sizler için teker teker yaptık bitirdik. Oldukça orijinal güzel sorular vardı. Hepiniz umarım güzel netler alıp güzel okullara yerleşirsiniz. Başarılar diliyorum. Bir arada bir de şunu demek istiyorum. Mesela videonun altına şöyle yorumlar yapılıyor. İşte, öğretmen 30 dakikada çözmüş 10 soruyu biz nasıl çözelim? Ben burada nasıl yaklaşacağınızı soruyu bazen e, formülünü yazıyorum. E, uzun uzun anlatıyorum çözerken. Siz de tabi sınavda birini anlatmıyorsunuz sonuçta soruları çözerken. Bunu da göz önünde bulundurmanızı isterim. Çünkü bir öğrenci yapamıyorsa bahanelere sığınmaya çalışıyor artık. Yani bir, bir, bahane buluyor. Yani kendine tutunacak bir dal arıyor. bahanelerin arkasına saklanıyor. Ondan sonra ben onun için yapamıyorum diye kendini onunla avutuyor halbuki e, her tabii ki her öğrencinin kabiliyeti de farklı. Bazı öğrenci İngilizce'de iyidir, bazı Türkçe'de, bazı matematikte. Yani illaki matematiğin bütün 10 sorunun, çıkan bütün soruları çözecek e, zorunda değilsin yani. Herkes çözemeyebilir. Bu oldukça doğal. Zaten çözemiyor herkes. Bazı öğrenciler e, full çıkarıyor, bütün soruları çözüyor. Bazısı da e, 20 net çıkarıyor, bazısı 80 net çıkarıyor. Artık neyse sınavın durumuna göre sizde elinizden geleni yapın göstermeye çalışın en azından bahanelerin arkasına sığınmayın çok komik geliyor o tür yorumlar bana çünkü işte öğretmen 30 dakikada çözmüş biz nasıl yapalım diye ben size anlatmasam tabii ki bunu daha kısa sürede çok daha hızlı bir şekilde çözerim. çünkü size anlatmak için bazı şeyleri teker teker yazıyorum sadeleştirmeleri anlatıyorum ama ben bazı şeyleri zihnimden yapıp belki bazı soruları zihnimden çözeceğim hiç kalem oynatmayacağım Neyse arkadaşlar tekrar sizi başarılar diliyorum. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.